İzninizle bir isim daha var şu anda gündem özel programında. Çok önemli, çok özel bir sanatçı kendisi de Sayın Büyükburç gibi. Ömür Göksel şu an hattımızda. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Bundan önceki seferlerde geçmişte de birlikte söyleşilerimiz olmuştu. Erol Büyükburç'u siz de o zamanlarda çok önemli altını çizerdiniz. Ne kadar büyük bir sanatçı olduğunu. Neler söyleyeceksiniz efendim? Hoş geldiniz yayınımıza bu arada. Efendim teşekkür ederim her şeyden evvel. Nevi şahsına münhasır der eskiler bilirsiniz. Kendine has şarkıları, hareketleri, elbiseleri, kişiliği, değişik bir kimliğe sahip Erol Büyükburç abi. Abi diyorum çünkü benden 6-7 yaş büyüktü. Biz evet. Yaş büyüklerimize bile abi derdik hep o devirlerde. Hala da öyle görüyorum onu Erol Büyükburç abim diye. Şimdi efendim 50 yılın üzerinde bir zaman diliminde adından bahsettirmek her tara nasip olmaz. Tiyatral bir şarkı söyleme tekniği vardı. Müthiş bir stili vardı. O devirlerde bir de radyolarda bir kere çalınan şarkı reklam olur diye bir ay müddetle çalınmazdı. Televizyon zaten yoktu. 1968'lerde yayına başlayan televizyonlarda renksiz olarak haftada bir gün yayın yapabiliyorlardı. Zor düğünlü olmak. Bugünkü kadar kolay değildi. Hadi şöhret oldunuz diyelim, şöhreti taşımak daha da zordu. Efendim yıllar birbirini kovalarken şöhreti zaman zaman her sanatçıda olduğu gibi onun da gölgelendi tabii. Ancak bir bulutun arkasına hiç gizlenmedi Erol Büyükburç'un şöhreti. Hep yine o bulutun aralığından kendisini gösterdi. Sonra bir devir geldi, televizyonlar renkli ve ışıl ışıl parladığında yazılı ve görsel basına kırgınlığı olmuştu Erol abinin. Bütün o devrin starları gibi. Bakmayın bugünkü böyle sahte timsah gözyaşlarına. Bizim neslin bunlara karnı toktur. Meclis üyeliği yaptığım dönemlerde halkımıza ücretsiz nostalji programları hazırlamıştım. Gayet tabii ilk programımı da Erol abiyle yaptım. Evet. Bir Ömür isimli bir televizyon programında da ilk üç konuğumdan biri Erol Büyükburç olmuştu. Bu akşam gökyüzündeki yıldızlara bir yıldız daha eklendi. Hem de pırıl pırıl bir yıldız. Onun hakkında anlatacağım çok şey var. Çok ama çok şey var. Ancak ben sözlerimi şöyle noktalamak istiyorum. Tahtın ilelebet kalbimizdedir Erol Büyükburç. Biliyor musun? Little Lucy büyüdü. Hatta yaşlandı. O da seni çok özleyecek Erol abi. O da seni çok özleyecek. Teşekkürler sevgili Ömür Göksel. Türk saygılar Ömür abi. Önemli isimlerinden biri. Yayına katkılarınız için teşekkürler efendim. Saygılar Ömür abi. Evet, bir yıldızın Metinciğime daha... Metinciğime ve Boracığıma da sevgi, saygılar. Sağ olun. Sevgi, saygılar bizden abi. Ömür Bey de gerçekten kendisi biraz duygusal tabii ki haliyle. Bir yıldızın daha eklendiğini söylüyor gökyüzündeki yıldızlara. Gerçekten güzel tabir. Günümüz Türk müziğine baktığımızda şöyle söyleyeyim. Geçmişten insanlarımızı tanıtamıyoruz. Şarkıcılarımızı, sanatçılarımızı yeteri kadar tanıtamıyoruz. Programlar falan yetmiyor onlara. Yetmiyor. Ne yazık ki işte dönüp ben burada onu diyeceğim. Burada evet. O kadar çok şey mesela bunları tanıtmamız herkesin bir... Şimdi Ömür abi mesela çok güzel bir örnek. Hemen hemen yaklaşık aynı dönem diyelim. Mesela Ömür abi çok güzel bir albüm çıkarmıştı son zamanlarda. Ben dinleme şerefine nail oldum örneğin. Evet. Onu da tanıtamadık o albümü. Hani nasıl tanıtalım? Benim görmek istediğim kadar tanıtamadık. Yani bizim değerlerimize sahip çıkmamız gerekiyor. Bu her meslekte böyle tabii ki. Aslında yani. İşte bunu biraz da müziğin sosyolojisini yapan insanları eline bırakırsak neden böyle olduğumuza dair belki onlar daha iyi aydınlatabilirler bizi. Kısa bir izninizle rica edeyim.